ya bir de sezonu canlı tutmak lazım. O yüzden kupa olsun, konferans ligi olsun çok önemli diye düşünüyorum. Fanat'in e, Fanatik'in dördüncü sayfasına geçelim. Orada Erman Özgür'ün bir değerlendirmesi var. Hemen ben e, üst tarafı okuyayım. Olcay Çakırla birlikte yaptıkları bir değerlendirme. Hoca inanmadığı bir oyuna dönmek zorunda kaldı. Eski ama şampiyon yapan oyuna sabır yok. Yenisine zaman ve ortam yok. Trabzonspor bu kez sular sellerle imtihanda bakalım nasıl verecek. Fenerbahçe galibiyetine rağmen özellikle deplasmanlarda alınan farklı mağlubiyetlerde Abdullah Hoca'nın da çok formda olmadığını gösteren birçok hamlesi var. Trabzonspor için teknik direktör eleştirisi yapmak ne kadar doğruysa değişikliğini düşünmek de o kadar anlamsız denilmiş. Katılıyorum ama hatalar var. Oyun oturmadı. Bir de tabii şöyle Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, e, Yıldızlar diyebiliriz altyapı ürünü. Bu sezon isteğini veremedi. Şimdi geçen Özellikle de sene... Yusuf yani e, şu ana kadar diyelim büyük bir hayal kırıklığı olduğu gibi. Şimdi geçen sezonki şampiyonluk neden çok rahat bir şampiyonluktu bir onu irdeleyelim. Bu sezona yol haritası açsın. Geçen sezon Trabzonspor'un az çoktu. Yani sezon altın karma 11'ini yapsak kafadan Uğurcan'ı yazarız. Sakatlanma işleriydi ben çok net şekilde Edgar'ı yazardım. Doğru. Vitor Hugo yine iyi bir sezon geçirdi stoperde. Sol bekte evet hep SOS verdiler. Tıpkı bu sezon Galatasaray'ın verdiği gibi birçok oyuncuyu denildi. Ön tarafa gel. Hamşik mükemmeldi. Dorukan bence her şampiyonun bir X faktör oyuncusu olur. Beşiktaş'ta Enku duydu. Sergen Hoca'nın sezonu oyunu atardı bir şekilde 2-3 atardı. Doğru. Ee, ama Dorukan geçen sene ama Sabek, ama ön libero açıkları kapadı. Vakayeme bir periyota tek başına Trabzonspor'u taşıdı. Bakasetas ligin ilk 10 haftası o Fenerbahçe maçı fırtıktan golleri Kasımpaşa'ya attı. Prekazi golü neredeyse o yerden sert sol. Cornelius çok çok iyiydi bakarsan. Bu arada Dorukhan dedik bir X faktörde Canini. Ne zaman oyunu atsanız çift oyuna dönseniz size skor getirdi. Bir de ligin ikinci yarısı Visçe gerçeği var. Konya maçını 2-0 iki tane Visçe golü. Yani az solist çoktu Trabzonspor'da bakarsak geçen sezon. Yani her oyuncu maç çevirebiliyordu. Gelelim bu sezona. Bu sezon o yapı olmadı. Bir ara toparlanır gibi oldu Trabzonspor. Çünkü geçen sezonki fabrika ayarlarına döndü Abdullah Hoca. Ne yaptı? Seop e, Hamşik 4-2-3-1 düzeni bakacağız son numara. Orada bir de Trezege'den yararlanmaya başladı. Trezegen'in kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum ki iş yapıyor bence. Ama örnek verelim demin sen ifade ettin. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir e, ön tarafta <laughs> Maxi Gomez'li Umut Bozoğlu da çok istikrarlı diyemeyiz. Doğru. E, Canini geçen sezonu çok aratıyor. Bir de Vizce sakatlığı eklendi mi? Geçmiş olsun yani biraz ister istemez o sonuçlar e, istenildiği gibi gitmiyor Trabzonspor açısından ama tekrarlayalım. Hedefler bitmez. Önünde Türkiye Kupası var. Konferans Ligi var. Bu sezon şampiyon olmamak Abdullah Avcı'ya devam etmemek anlamına gelmemeli artık. Ben bu görüşten de olabildiğince. Biz teknik adamları hep yani artık istiyorum ya bir ikinci üçüncü olsun. Yine yeni sezonu o hocayla çıkılsın. Bu olmuyor. Şimdi bir taraftara e, bu benim de çok takıldığım bir konu. Mesela hoca yani herhangi bir hoca tuttunuz takımın başına gelecek diyelim bir taraftara sorulsun. 3 sezonda iki şampiyonluğa ne dersin diye kabul etmez mi? Eder. Eder. Şimdi Abdullah Hoca geçen sene Trabzonspor'la şampiyon oldu. Bu sene çok kolay görünmüyor işi. Diyelim ki bir sonraki sezona şampiyonluk e, hedefiyle başlaması için tabii takımın başında olması lazım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şampiyonluk var. Hani bu seneyi de dahil edelim. Trabzonspor şampiyon olmasa bile iki yılda bir şampiyonluk var. Geçen seneden alıyorum bu arada. E yani üçüncü yıl içinde hocanın devam etmesi lazım. Yani her yıl her yıl şampiyonluk. Şimdi en başta bunu söyleseler, taraftarlar kabul ederler. Ama kağıt üzerinde sezon devam ederken e, farklı fikirlere bürünüyor bazı taraftarlar. Her taraftar için söylemeyeyim hakkını da vereyim. Trabzonspor taraftarları bu kez bence hocasının arkasında duruyor. Şöyle de söyleyeyim konudan bağımsız. Futbol değişiyor. Evet ama şimdi kendi futbolumuz gerçeklerine bakarsak da Türk futbolunun zirvesi 2000 Galatasaray'ın kazandığı UEFA kupasıdır. Galatasaray UEFA Kupasını kazanırken o gün Arsenal karşısında 11 çıkan takımdaki tek yeni transfer Kapon'du. O sezon başı geldi. Onun dışı 10 oyuncunun 6-7'si 5-6 sene birlikte oynayıp 4 senelik zaten Hacı ile birlikte iyice tamam. harmanlarını istikrar Size elinde sonunda bir yere getirecek. Getiriyor. Ya da tam tersi bu Sergen Hoca'nın başarısını küçümsemek için söylemiyorum. Bence mükemmel bir iş yaptı. Beşiktaş şampiyon yaptı sezon çünkü kadro kalitesi hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin gerisindeydi ama çok spontane mi diyeceğim doğru kelime bu yani o kurulan kadro çok sezonluk bir kadroyu dikkat edersen ondan sonrasını toparlayamadı Beşiktaş. Nedir? Önder Karaveli, Valerian İsmail, Şenol Hoca şu an iki maçını kazandı ama oyun olarak çok güven verdiğini ben e, düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Sıkıntı o da oluyor yani. E, o yüzden hani Abdullah Avcı gibi teknik adam devam etsin ki Başakşehir'de de o yapıyı kurdu. Abdullah Avcı sonrası e, Başakşehir'in şampiyon olması, Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta başarılı olması ben buna da bakarım teknik adam için. Keza yine bıraktığı milli takım Fatih Hoca'ya Euro 2016'ya gitti. Ee, bakarsan, ee, kötü yapı kurmaz Abdullah Hoca kadro mühendisinde kötü bir teknik tamam. adam diyemeyiz. Ha bu sene evet transferde hatalar yapılmış olabilir. İşte Lanzin'in hiç faydalanılmadı vesaire. En Bardi bu takımın oyuncusu mu değil mi tartışalım ama ne olursa olsun ben istikrarın tüm takımlar için Trabzonspor'dan bağımsız işin transfer maliyet boyutu da var her anlamda. E, takımların lehine olacağını düşünüyorum. Şimdi tam konuştuğumuz konunun üzerine bir haber bence. Takvimde 13. sayfada Gözler Avcı'nın raporunda başlığı var. Trabzon'un hocası Abdullah Avcı yardımcılarıyla toplantı yaptı. Avcı ekibiyle yaptığı toplantıyı Başkan Ahmet Ağoğlu ile paylaşacak. Yönetim kuruluysa sakin kalıp aceleci bir kararla hata yapmak istemiyor denilmiş. Şimdi e, yeniden yapılanma haberleri var. E, haberin detayının içerisinde. Yeniden yapılanma ihtiyacı var mı Trabzonspor kadrosunun? E, düşünmek gerek. E, Çünkü şöyle. her sene her sene hani yeniden yapılanmak da bir takım için çok kolay değil. Çünkü bu sezon 13 transfer yaptı Trabzonspor. E, yani evet kolay değil. Şampiyon takıma 13 transfer yapmak da bence kolay değil. Ama hani bu kadronun içerisinden bir oyun bulunamaz mı yani? Yeniden yapılanmayı şöyle cevaplayabiliriz. Yeniden yapılanma hani transfer gibi düşünülüyor. Ama şöyle Galatasaray'ın dördüncü yıldızı kazandı. 2015'teki kadroya şöyle benziyor. O kadronun da misyonu bitmişti işte. Snyder onu Galatasaray gönderdi. Fransa'da bir seneyi bulamadı. Bakarsak bir Burak Yılmaz gayet iyi kariyer çizdi kendisine. Çin'e gitti döndü. Trabzonspor, Beşiktaş, Fransa. Yaşlı bir takımda Galatasaray işte. Çecüs, Hakan Baltası düşünüyorum şimdi. Keza ön liberosu Melo hala oynasa da geçen seneki Trabzonspor da biraz sezonluk bir kadroydu bakarsak. Başarı anlamında hani kısa vadeli başarıyı isteyen bir kadro kuruldu. Yaş anlamında ara transferde gelen Vizce'ye bile genç diyemeyiz sonuçta. 30 yaş üstü bir oyuncu yine hamşikin yaşı ve doğal olarak oynarken de kaçak dövüşen bir oyuncu olmadığı için hep sakatlanma potansiyeli Doğru. olan bir oyuncu. Doğru. Hamşik yine e, ön taraftaki oyunculardan Caniye de genç diyemeyiz şu an tam yaşına hakim değilim Ölken ama. demek istediğim şey şu yok. şimdi Hamşik, Caneni gibi ayrılıklar olabilir ki olacak da bence öyle tahmin ediyorum. Ya devre arasında ya muhtemelen sezon sonunda. Ama hani böyle e, önümüzdeki sezon için işte tekrardan işte 10 oyuncu gönderip Hayır. 11 12 transfer yapan bir Trabzonspor eee Şimdi bu ne kadar yeniden yapılanma bilmiyorum. Bu çok doğru işlemiyor bizim ülkemizde maalesef. Doğru ama örnek verelim. Mesela 6 numaraya orada işte Siopis'te Gnabi oraya iyi bir oyuncu gerek bence genç. Solbek tamam Eren de ısrar edilsin bir yatırımdır. Fena da gitmiyor. Yine ön tarafta yapıldı o yatırım işte Yusuf Yazıcı'ya, Enis Bardi'ye ama olmadı bakarsak. Birkaç transfere bence dokunuşa ihtiyaç var ama sil baştan bir değişikliğe gerek yok. Evet bu saati de bu şekilde tamamlayalım. Değerli izleyenler bir ara vereceğiz medya dünyasına. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.